Yola atlayan bu küçük çocuğa büyük bir hızla gelen kamyon çarptı. Kamyon frene bassa da duramadı ve takla attı. Çocuktan geriye sadece kanlı ayakkabısı kalmıştı. Oğlunu kaybeden adam büyük bir acı yaşıyordu. Daha sonra çocuğunu gömmek için mezarlığa gitti. Mezar taşlarının arasından küçük çocuğun eli çıktı. Her şey bundan 5 ay önce başlamıştı. Luis ve ailesi yeni bir yaşam kurmak için şehrin batısındaki kırsala geldiler. Karısı görünce evi çok sevmişti. Fakat buranın küçük bir problemi vardı. Evin önündeki yoldan sürekli kamyonlar geçiyordu ve küçük çocuk yola atlamıştı. Neyse ki yaşlı komşuları çocuğu son anda yakaladı ve kamyondan kurtardı. Daha sonra adam onları aldı ve gezintiye çıkarttı. Luis'in yaşayacağı evin yakınlarında bir mezarlık vardı. Ve bu mezarlıkta sadece hayvanlar gömülüydü. Luis ve ailesinin kasabadaki gezintisi bittikten sonra akşam evlerine döndüler. Adam yatak odasının kapısının önünde bir hayalet gördü. İlk başta buna inanmak istemedi. Büyük bir korkuya kapılan adam karısına baktı. Karısı her şeyden habersiz bir şekilde uyuyordu. O sırada hayalet adamın yanına kadar geldi ve kendisini takip etmesini söyledi. Adam hayaletin peşinden gitmeye başladı. Hayalet adamı alıp doğruca mezarlığa götürmüştü ve burada kurtarılması gereken bedenler olduğunu söyledi. Adam tekrardan gözlerini açtığında artık sabah olmuştu. Her şeyin bir rüya olduğunu düşündü. Yorganı açtığında ise ayakları çamurluydu. Yani yaşananlar bir rüya değildi. Burası tarihten kalma bir kızılderili mezarlığı. Ve yaşlı komşusu Luis'i alıp buraya getirdi. Kedisi ölen Luis, onun için burada bir mezar kazacaktı fakat bunu yapmak hiç kolay değildi. Kazmayla vurduğu her darbe toprağın üzerinde sadece küçük izler çıkartıyordu. Adam saatlerce uğraştı ve akşam olduğunda artık küçük bir mezar kazmayı başarabilmişti. Gece olduğunda yaşlı komşusu onu ziyarete geldi fakat Luis yaşlı adamın söylediklerine pek inanmadı. Ama depoya indiğinde ise gömdüğü kedisi tam karşısında duruyordu. Adam gözlerine inanamadı. Kediyi incelediğinde ise boynundaki yara izlerinin geçtiğini gördü. Kedisi tekrardan hayata dönmüştü. Fakat davranışlarında bir gariplik vardı. Normalde çok uysal olan kedi, aşırı saldırgan bir hale gelmişti. Luis yaşlı adamın evine gitti. Yaşlı adam ona tüm bildiklerini anlattı. Kediyi gömdükleri eski mezar, ölüleri tekrardan diriltebiliyordu. Ama ruhları şeytani bir şekilde zehirlenmiş oluyordu. Adam buna aldırış etmedi ve kedisini alıp tekrardan eve götürdü. Ertesi sabah Luis ve ailesi yaşlı komşularıyla birlikte piknik yapmaya çıktılar. Küçük çocuk oyun oynarken kedi onun oyuncağını kaptı. Oyuncağın peşinden giden çocuk yola doğru koşuyordu. Yaşlı adam hemen Luis'i uyardı. Luis büyük bir hızla çocuğa doğru koşmaya başlamıştı. Fakat çocuğuna yetişemedi ve yoldan gelen kamyon ona çarptı. Küçük çocuktan geriye sadece kanlı ayakkabısı kalmıştı. Yaşanan bu acı ölüm tüm aileyi yıktı. Karısı adamla hiçbir şekilde konuşmuyordu. Adamın aklında farklı bir plan vardı. Acılı adam kedisini geri getiren mezarlığa şimdi oğlu için bir mezar kazacaktı. Bu adam ölen küçük oğlunun mezarını açtı ve ölü bedenini yanına alıp eski mezarlığa götürdü. Bu mezarlığa gömülenler tekrardan hayata dönebiliyorlardı. Fakat ruhları şeytani güçler tarafından kontrol ediliyordu. Oğlunu kaybeden acılı baba bu acıya daha fazla dayanmak istemedi ve oğlunu bu mezara gömdü. Şimdi oğlunun cesedi tekrardan dirilmişti. Yaşlı komşuları çocuğun seslerini duyunca adamın neye kalkıştığını anlamıştı. Luis'in karısı o gece yoldan dönecekti ve adam karısına bir sürpriz yapmak için çocuğunu tekrardan diriltmek istemişti. Odaya giren kadını kız kardeşinin hayaleti karşıladı. Daha sonra çocuğuna dönüştü. Kadın bir anda ağlamaya başlamıştı. Çünkü ölen çocuğu karşısında duruyordu. Akşam Luis'e bir telefon geldi. Telefonun ucundaki oğluydu. Ve adamı karşı komşusunun evine davet ediyordu. Sakinleştirici iğne hazırlayan adam karşı komşunun evine gitti. Ev komple dağılmış haldeydi ve her yerinden çamurlar akıyordu. Evin üst katından bir çocuğun ağlama sesi geliyordu. Adam oğlunu görebilmek için sesin geldiği yöne doğru yürüdü. O sırada tavandan aşağı karısının cesedi sallandı. Adam büyük bir korkuya kapılmıştı. Annesini öldüren çocuk şimdi babasının üzerine saldırmıştı. Adam oğlunu tutup kenara fırlattı ve ondan kurtulduktan sonra hazırladığı sakinleştirici iğneyi çıkarttı. Elinde neşter olan çocuk, babasını kesmek için ona doğru yürüyordu. Adam her şey için çok geç olduğunu anlamıştı ve yaptığı sakinleştirici iğne çocuğu uyutmuştu. Eve benzin döken adam evi komple ateşe verdi. Ölen karısını kucağına alan adam bu kez onu diriltmek için yeni bir mezar kazacaktı. Filmi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın.